Selamlar. Hadi görüşürüz. Cennete girmekte cemalini şeref yad eyle ya Rabbi. Allah'ım iman ile özümüzü, edep ile yüzümüzü, haya ile sözümüzü. Fatiha. Özellikle Sinan'ın tarafındaki vatandaşlarımızın beklediği Aksaray bir meselesinde ben verim gönül abide. Bundan sonra Kayseri'nin her bir tarafında yapılacak olan ne varsa şimdiye kadar yapmış olduğumuz gibi aynı hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Birlikte rahmet var. Ayrılıkta azap var. 30 senedir bizler belediyelerdeyiz. Elhamdülillah içimizde bir dayanışma, bir kardeşlik ruhu. Yüksek şuurla hizmet ediyoruz. Başkanım, büyük şehre büyük kılıç takıyor. Başında söylediği cümle elim memduhabide, sonunda bir kez daha söylediğimiz cümle elim memduhabide dedi. Bu hangi komisyon? Bana telefonla dedi ki, hangi komisyon diyorsun abi dedi. Ben de genel vekaletname ver bana. Sayın Bakanım dedim. Avukat olunca soruyor. Kısmi mi diyor, tam mı diyor. Tam istiyorum dedi. Kendisi sağ olsun her zaman Kayseri'mizi sever, ilçelerimizi sever, insanlara hizmet etmeyi ibadet bilir. Bu açıdan da birbirimize her zaman kefiliz, her zaman çok şükür yetkiliyiz. Ama bunu bizzat kendi ağzından duymanız da bizim için önemli ve anlamlıydı. Mustafa'cığım hoş geldin. Şimdi bu açıdan Mehmet Öztaseki Bakanımıza burada huzurlarınızda bir kez de ben teşekkür ediyorum. Sindirli öykümüzün varımız 30-40 yıllık bir arsa mevzusu var. Daha önce Develi Belediye'miz gerekli çalışmalar yapmış ama sonuçlanmamış. Bunun sonuçlanma dönemi de hemşerimiz, bakanımız Mehmet Öztaseki'ye inşallah nasip olmuş olacak. Bu arada gerçekten biz birlikte güçlüyüz. Birlikte olmak yakışır. Biz kardeşler topluluğuyuz. Ben bu arada Mehmet Çapar kardeşime bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu uyumlu, gayretli, iyi niyetli çalışmalarından dolayı. Bir nöbet değişimi oldu. İnşallah bu bayrağı Adem kardeşimize Allah'ın izniyle devredeceğiz. Adem kardeşimize inşallah yine Mehmet kardeşimizin tecrübelerinden de istifade ederek Develi Cumhur'un kalesi inşallah. Bunu rekor oylarla ispat edeceksiniz. Bizim elimiz güçlenecek, Cumhurbaşkanımızın yeri güçlenecek. Belediyecilik denince akla AK Parti geliyorsa, hizmet belediyeciliği denilince de yine akla AK Parti gelir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yani sizin hemşehriniz başında olan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 30 büyük şehir içinde pandemilere rağmen, depremlere rağmen adeta elhamdülillah yatırıma en çok pay ayıran büyük şehirler arasında birinci sıraya yerleşir. İşte fark bu. Çok şükür herkesi bağrına basarak kucaklayan, ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen bir yönetim anlayışıyla sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Taşra'ya bu dönemde gelen hizmet hiçbir dönemde gelmedi. Bunu hangi ilçeye sorarsanız sorun. Bunu hangi mahalleye sorarsanız sorun. Çok şükür artık yayla yollarını bir asfalt yapar hale geldik. Her yer kilit parke. Doğalgaz. Gelecek yerlerimiz de var. Bunların hepsinin farkındayız. İnşallah bizim insanımızın da konfora, bizim insanımızın da daha sağlıklı ortama, bizim insanımızın da daha güzel hizmetlere her zaman layık olduğunu buradan hak ediyoruz. Develi bizim için çok kıymetli. Develiler bir şey istiyorsa başarır. Tuttuğunu koparır. Biz buna şahidiz. Aile buluşmasına hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Kıymetli hemşehrilerim, ben sizlerden aldığım dua ve desteklerle 10 yıl boyunca ilçeme hizmet ettim, sizlere hizmet ettim. Şimdi bu hizmet bayrağını inşallah gönül hoşluğuyla, gönül rahatlığıyla Adem kardeşime tevdi ediyorum. O yüzden sizlerin dua ve desteklerinizi bekliyoruz. Zaten şurada 3-4 gün kaldı. İnşallah o da gözüküyor ki başarılı olacağız. Buradaki topluluğu da gördüğünüz gibi. Ama yine de rehavete kapılmadan sizlerden dua ve desteklerinizi istirham ediyorum. Tabii burada kıymetli gururumuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Memduh Başkanımız da var. Onu da Kayseri'de Develi'den rekor bir oyla seçtirmemiz lazım. Size inanıyorum, güveniyorum ve inşallah 31 Mart gecesinde 17.00'la Kayseri'de Cumhurbaşkanımıza çok güzel bir hediye vereceğimize inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Memduh Büyükkılıç Başkanım kendi öz topraklarına Develi'ye hoş geldiler, sefalar getirdiler. Cumhur İttifakı'nın adayı olmam benim için büyük onur, gurur, büyük mutluluk. İnşallah, değerli büyüklerim, inşallah bizler liyakatı, ortak aklı, ayın birlikte yönetim anlayışıyla canla başla Develi'mize hizmet edeceğiz inşallah. Bu süreç içerisinde başkanım, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadan, gece gündüz demeden canla başla ekibimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Develi'mizin kaybedecek başka zamanı olmadığını inşallah sizlerin de sayenizde Develi'mizin kalkınmasına gayret edeceğiz. İnşallah Develi'mizi müreffeh bir geleceğe taşıyacağız Allah'ın izniyle. Sayın Başkanım, Develi'miz gerçekten sayenizde güzel hizmetler almış. Şu an mevcut belediye başkanıma buradan ben de teşekkür ediyorum cani gönülden. Almış olduğum bayrağı en iyi yere taşıyacağından hiç kuşkuları olmasın. Cumhur İttifakı'nı yapamayacağını kimse yapamaz değerli abilerim. Bu biline Allah'ın izniyle Develi'de Adem Şengül'ü, Büyükşehir'de Memduh Büyükkılıç Başkanı'na devlet terbiyesi almış, devlet idaresinde 30 yıl görev yapmış olan bir evladınız, bir kardeşiniz olarak şunu çok iyi biliyorum. Memduh Başkanı'nın yaptıkları, yapacaklarının teminatı olduğunu da çok iyi biliyorum. İnşallah bizler de iktidarımızın gücüyle, Memduh Başkanı'nın gücüyle, yukarıda Çevre Şehircilik Bakanı'nın Kayseri'de olması, milletvekillerimin olması, bakan yardımcılarımızın Develi'nin siyasilerimizin olması, büyükşehirimizde bürokratlarımızın olması, bakanlıkta Ankara'da bürokratlarımızın olması bizlere ciddi anlamda güç veriyor değerli abilerim.